Pardon. Pardon. Rehberim, pardon. Pardon. Şöyle geçeyim. Evet, gezdik dolaştık. Sonunda Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği Abi Hayat Çeşmesi'nin önüne geldik. Yahu Mimar Sinan sualtı kemerleri yaptı. Çeşme yapmadı ki. Kalfalık döneminde. Kalfalık da bir kere yapmış. O da çok çirkin olduğu için bir daha yapmamış. Sen mi rehbersin, ben mi rehberim? Ben rehberim, ben Şuayb Usta. Ben size tarihin arka odalarını anlatmaya çalışıyorum. Servet Bey'di bizim rehberimiz. Ona ne oldu? Yes, of course. Servet Bey tarih, rehberi tarih oldu. Çünkü müzede bir takım sıkıntısal semptomlar ortaya çıktı. Ve İstanbul'un gizli yüzleri gezisini ben devraldım. Şimdi bir soru. Kimler bir şeyler yemek ister? Ay ben açlıktan bayılmak üzereyim. Ay ben de bayılmak üzereyim. Ah! Böyle yes no yes no diye diye İstanbul'un tarihi mantıcısının önüne gelmişiz. Has mantım. Duyuvana sana it mantı. Yes. Yes. Hadi buyurun. Duyuvana eat some logic. Yok. Logic mantık. Logic. Duyuvana some eat logic. Demir. Heh. Yes, please welcome. Welcome, take a seat. Take a seat. Bir de şey, sayan oralar falan. Yes, yes, enişte. Kanka. Üzümlüye bağırını sorma. Hadi. Vay be enişte, gel. Gel. Yes, please. Yes, please. İlk defa bu dükkanı bu kadar dolu gördüm. O yüzden ne yapacağımı şaşırdım. Yoksa ben kendimi niye tokatlayayım yani? Bizde adettir. Dükkan dolunca biz kendimizi tokatlarız ki hani kendini bil, nazar değmesin manasında. Sizde kıymasız mantı var mı? Ben vejetaryenim da. Ha, ben de şöyle şimdi geçmiş olsun tabii ki öncelikle. Şimdi şöyle siz şimdi pilavcıya gittiğinizde pirinçsiz pilav var diyor musunuz? Olmaz değil mi? Yani kıymasız mantı da keza o şekilde kıymasız. Pirinçsiz pilav olmaz. Olmaz ama bizde vejetaryenler için ıspanaklı mantı var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Tamam ondan olsun bir tane. Ya yemin ediyorum mantı mantı olalı böyle eziyet görmedi ya. Ravioli gibi düşün. Ne? İtalyan mantısı. Ya sen kafayı mı yedin? Ben Sinop mantısını buraya aldırana kadar 40 tane takla attım. İnternasyonel yarışma mı başlatacaksın bana İtalyan mantısı diye be? Ya müşteri seçen taksici gördüm de müşteri seçen mantıcıyı ilk defa görüyorum ha. Bakar mısınız? Ha, ticari. Hadi abi bekleme yapma. Koş müşteri çağırıyor. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi abi.
Afiyet olsun. Deneme aşamasında henüz beğenmeyiz mi? Nasıl? Deneme aşaması bitmiş bunu. Tamam tamam. Uzaya gönderebilirsiniz. Ya şey şimdi hani sosu biraz daha az yoğun olsun, dokusunda bir şey var falan derseniz biz açığız değişiklik yapmaya da. O yüzden. Senin Allah'tan korkun yok mu? Tek kelimeyle muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Of ya, of ya yine. Hanımefendiciğim, şikayetiniz var galiba, dinliyorum, buyurun. Evet, o kadar uğraştım, kilo verdim. Sizin bu enfes ıspanaklı mantınızla, nefis kekinizle bana kilo aldırmaya ne hakkınız var? Afiyet olsun. Evet, dışarıda buluşuruz. Dışarıda. Çaylarınız afiyet olduktan sonra dışarıda bu bayrağın altında buluşuyoruz. Çünkü buradan İstanbul'un en gözde antikacısının dükkanına gidiyoruz. Evin Bey'in dükkanı. Tamam, dışarıda buluşuruz. Dışarıda, bayrağın altında. Hadi gelin. Hadi gelin. Gelin gidelim. Antikacıya gidiyoruz. Gelsenize. Hadi. Gelin bence. Gelin gelin. Ne yazıyorsun bu kekle mantıya? Mantıya 60 yaz. Keke de 30 yaz. Ya mantıya nereye 60 yaz? Çünkü kıymadan pahalı. Ispanak kıymadan pahalı mı? Ya o spesyal. Spesyal değil. İnsan mı kazıklayacağız burada? Sen yaz, ben götürürüm. Bir şey ikram etsenin bana. Öyle daha çok kazıklamış gibi oluruz. Yaz şunu. Buyurun. Çok teşekkürler. Üstü kalsın. Tokatlayacağım böyle. Rahatsız mısın oğlum sen? Sinek vardı ya, sinek. Deli mi ne? 10 lira da bahşiş bıraktı oraya.